Işığın dalgaya benzer özellikleri olduğundan ve günlük hayatımızda karşımıza çıkan dalgaları bir ortamda yayılan düzensizlik ya da rahatsızlıklar olarak tanımladığımızdan bir önceki videoda bahsetmiştik. Ortam olarak kabul edebileceğimiz suya bir çakıl taşı attığımızda çakıl taşının yarattığı dalgalar dışarı doğru hareket ediyorlardı. Havadaki düzensizlikler ya da rahatsızlıklara örnek olarak da ses dalgalarını verebiliriz ve bu ipin üzerinde bir dalga oluşturduğumuzda ise ip ortam oluyordu. Tüm bunlardan dolayı 19. yüzyılın ortalarında bilim insanları ışık dalga benzeri özellikleri gösterdiği ve bir ortamdaki düzensizlik olduğu için ışığın içinde hareket ettiği ortama her ne kadar doğrudan gözlemlenemiyor olsa da ışık saçan eter ismini vermişlerdi. Bu mantık varsayımında bulunan bilim insanlarının karşısına çıkan sorulardan biri ışık saçan eterin saptanıp saptanamayacağıyla alakalıydı. Başka bir deyişle ışık saçan eterin var olduğu kanıtlanabilir miydi? Bu varsayımın bir sonucu olarak bizim ışık saçan etere göre oldukça hızlı hareket ettiğimizi düşünüyorlardı. Nasıl? Dünya hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş'in etrafında dönüyor, öyle değil mi? Bu Güneş, bu da Dünya olsun. Dünyanın Güneş etrafında saniyede 30 kilometre hızla döndüğünü söyleyebiliriz. Saniyede 30 kilometre. Bir düşünsenize ne kadar hızlı. Her şey burada bitmiyor tabi. Çünkü güneş de galaksinin merkeze etrafında dönüyor. Kendi galaksimizin tam bir fotoğrafını çekmek için galaksiden epey uzaklaşmamız lazım. Ama biz henüz bunu başaramadık. Güneşin burada bir yerde olduğunu düşünürsek, güneşin Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında yaklaşık olarak saniyede 200, farklı bir renk kullanayım ki ne yazdığımı görebilin, saniyede 200 km hızla döndüğünü biliyoruz. Buna ek olarak Samanyolu'nun da hareket ediyor olabileceğini de hesaba katmalıyız. Etere göre yönümüzün ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama yönümüzün yörüngesel bir şekilde sürekli olarak değiştiğini biliyoruz. Eğer ışık saçan eter diye bir şey varsa buraya ışık saçan eteri temsilen birkaç çizgi çiziyorum. Yönümüzü doğru belirlersek etere göre hareket ediyor olmamız gerekir. Etere göre hareketsiz olmamızın olasılığı sıfıra çok yakın olduğu için mesela eğer şu anda etere göre hareketsizsek yönümüz değiştiği için bu noktada etere göre hareketsiz olmalıyız. Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesini düşündüğünüzde, hatta buna bir de Güneş'in Samanyolu galaksisinin merkezi etrafındaki yörüngesini ve galaksinin de hareket ediyor olabileceği fikrini eklediğinizde, bizim etere göre hareket ettiğimizi ya da eterin bize göre hareket ettiği sonucuna ulaşıyoruz. Bunun için de eter rüzgarı adı verilen bir şeyi saptayabilmemiz gerekir. Eter rüzgarı. Peki, eter rüzgarını nasıl saptayabiliriz? Bunun için bize göre hareket eden başka bir ortam düşünmemiz gerekir. Diyelim ki bir adadayız. Ada için daha güzel bir renk bulabilirim. Evet, adanın bir nehrin ortasında olduğunu düşünelim. Bunlar nehrin kıyıları olsun. Nehirdeki akıntı dolayısıyla suyun bu yönde hareket ettiğini düşünelim. Bu ortamımız. Şimdi bir de bu ortam içinde hareket eden bir dalga olduğunu düşünelim. Mesela elimize bir çakıl taşı alıp buraya atarsak ne olur? Dalgalar sola doğru sağa hareket ettiğinden daha hızlı hareket edecekler. Neden mi? Çünkü ortam yani su da sola doğru hareket ediyor. Ortam hareket ederken bunun içinde oluşan bir dalga da ortamın yönünde diğer yöne göre daha hızlı hareket edecek ve aynen bu şekilde aradan bir süre geçtikten sonra bu taraftaki zirvesi burada, bu taraftaki zirvesi de burada olacak şekilde yayılacaktır dalganın şekli buna benzeyen bir şey olacak aradan biraz daha zaman geçtiğinde ise buna benzeyen bir şekil elde edeceğiz burada size anlatmak istediğim dalganın akıntı yönünde daha hızlı hareket edeceğini göreceksiniz hatta benzer bir şekilde ışık ortamda yayılan düzensizlikse burada ortam olan ışık saçan eter içinde bir eter rüzgarı ve bu rüzgarında s ile göstereceğimiz bir hızı varsa Işık bu yönde değil de ters yönde. Yani eterle aynı yönde daha hızlı yayılmalı. Öyle değil mi? Çünkü ne de olsa bize göre hareket eden bir ortamın içinde yayılıyor. Benzer şekilde de bu yönde hareket eden ışık da eterle aynı hızlı olmasına rağmen 19. yüzyıl mantığına göre göze daha yavaş görünecektir. Bunun bir sonucu olarak insanlar ışığı farklı yönlerde ölçümlediklerinde kendilerine göre farklı hız hareket ettiği sonucuna ulaşmışlardı. Buradaki problem ise 19. yüzyılın ortalarında ışık oldukça hızlıydı. Şu an bu hızın saniyede 300 bin kilometre olduğunu biliyoruz. Ama 19. yüzyılın ortalarında bu ölçüme yapacak makinelere sahip değildik. Özellikle de eter rüzgarı için. Bu saniyede 30 kilometre ise ve galaksi etrafında da saniyede 200 ila 300 kilometrelik bir hızımız varsa bile bu ışığın sadece küçük bir bölümüdür. Işığın hızını tüm bu değişik yönlerde ölçmek için yeterli doğruluğa sahip değilsek ve eter rüzgarı için ışığın hızına göre yavaşsa 19. yüzyıldaki makine ve ölçümleme aletleriyle bu eter rüzgarını ki böyle bir şey vardıysa saptamak mümkün değildi. Ünlü Michelson-Morley deneyinde ışık hızını her yönde ayrı ayrı ölçmek yerine ışığı iki farklı yöne bölüp sonra birleştirerek girişim desenini belirleyebiliriz diye düşündüler. Farklı yönlerin eğer farklı hızları varsa girişim desenleri de farklı olacaktır. Bunu da önümüzdeki videoda işleyeceğiz.